Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere değişen 9. sınıflar Peygamberimizin hayatı dersimizin birinci ünitesini işleyeceğiz. Konumuz Peygamberimizin hayatında önemli bir şehir Mekke. Şehirlerin anası Mekke konumuzu işlemeye başlıyoruz. Bu ünitemizde İslam'dan önce Mekke'nin durumu, İslam öncesinde Mekke'nin toplumsal yapısını, Peygamberimizin Mekke'de geçen çocukluk yılları ve Risaletten sonra Mekkelilerle ilişkiler konularını sırasıyla işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması sebebiyle İslam coğrafyacıları 9. yüzyıldan itibaren dünyayı Mekke'nin merkezindeki Kabe'ye göre bölümlere ayıran tasarımlar geliştirmişler. Buna göre dünya merkezinde Kabe'nin yer aldığı bir daire şeklindedir. Ve yeryüzündeki ülkelerin her biri Kabe'nin bir cephesine bakar. Bundan dolayı Kabe'nin etrafında gerçekleşen tavaf aslında nedir? Dünyanın kendi etrafında dönüşünü sembolize etmektedir. Mekke, Medine ve Taif ile birlikte Hicaz bölgesinin 3 önemli şehridir. Hicaz dendiği zaman Mekke, Medine ve Taif şehirleri aklımıza gelir. Yeryüzünde ilk mabet, Allah'a yapılan ilk ibadet yeri Kabe'nin de burada yer alması nedeniyle şehirlerden ayrıcalıklı hale gelen Mekke'dir. Kur'an-ı Kerim'de ekim bitmeyen bir vadi olarak açıklanır Mekke. Ayrıca Bekke, Ümmül Kura ve Beledül Emin isimleri de yine Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin diğer isimleri olarak anılmışlardır. Mekke'de çöl iklimi vardır. Hava her zaman sıcak ve kuraktır. Bu nedenle şehirde bitki örtüsü de yok denecek kadar seyrek ve zayıftır. Dikenli bodur ağaç ve çalılıklar var. Kurak arazi yetişen nadir bitkiler olarak bazıları ön plana çıkıyor. Yörede yaşanan düzensiz ve şiddetli yağışlar da ne yapıyor? Zaman zaman sel felaketlerine neden oluyor ki günümüzde de bunları haberlerde sıklıkla duyuyoruz. Mekke dendiği zaman aklımıza Hazreti İbrahim gelir. Hazreti İbrahim'in ailesini Mekke'ye getirmesiyle aslında Mekke'nin tarihi de başlamıştır. İbrahim Aleyhisselam tevhid mücadelesi, Allah'ın varlığı birliği mücadelesini Nemrut'a karşı verirken biliyorsunuz ateşe atılmıştır. Ateşte Allah'ın yardımıyla kurtularak inananlarla birlikte, Müslümanlarla birlikte o zamanki Kudüs tarafına göç etmiştir. Daha sonra vahyin işaretiyle, Allah'ın emretmesiyle eşi Hazreti Hacer annemizi ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye götürüp bırakıyor. Allah'ın yardımıyla Zemzem adı verilen suya burada kim kavuşuyor? İşte Hacer annemiz. Çünkü anne ve oğul yanlarındaki su ve erzak tükendikten sonra Allah'ın yardımıyla işte bu Zemzem suyuna ulaşıyorlar ve hayatta kalıyorlar. Artık Zemzem'in bulunmasından sonra insanlar buraya yani Mekke'ye yerleşmeye başlıyorlar. Hazreti İbrahim ve İsmail'in Kabe'yi yeniden inşa etmeleriyle de Mekke şehri ne olacak? Tevhid merkezinin, Allah'ın varlığının, birliğinin merkezi haline gelmiş oluyor. Ne dedik? Mekke, Kabe'ye ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla putperestliğin hakim olduğu Mekke artık Kabe ile birlikte inanç merkezidir. Mekke'de putperestliği getiren kabile ise Huzaalılardır. Huzaalı kabilesi Mekke'ye putperestliği getirmiştir. Dolayısıyla putlara yönelik dini uygulamalar özellikle putlardan sorumlu kabileye saygınlık kazandırıyor ve onları siyasi olarak da tabii ki ön plana çıkarıyor. İşte müşrik Araplar zamanla Kabe'yi yüzlerce putla dolduruyorlar ki Peygamber Efendimiz zamanında 365 tane putun olduğu söylenir. Peki insan şeklinde tasvir edilen Kabe'deki putların en büyüğü, en meşhur hangisiydi? Hübel'di. Ayrıca Lat, Uzza ve Menat isimli putlar da vardır ki Hicaz'da bunlar da önemli bir yere sahipti. Müşrikler Safa Tepesi'ne İsaf, Merve Tepesi'ne ise Naila isimli putlarını da yine yerleştiriyorlar. Putperestliğin merkezi Kabe maalesef yıllarca bu putlarla dolu halde kalmıştır. İnsanlar putlara tapmışlardır.
Allah'a ortak koşmuşlar, şirk inancına batmışlardır. Bu şekilde inananlara ne denir? Müşrik ismi verilir. Evet, Kureyş kabilesi vardır sevgili arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Li'ilafı Kureyş diye Kureyş suresinde bu durum anlatır kabile hakkında. Kureyş kabilesi peygamberimizin atası olan Kusay bin Kilab zamanına kadar siyasi güçleri olmayan bir kabileydi. Kabilenin reisi Kusay, Kabe'yi koruma ve Mekke'yi yönetme görevini Huza kabilesiyle yaptığı mücadelenin ardından elde ederek kabileler arasında birliği sağlıyor. Daha sonra ne yapıyor peki? Darun Nedve diye bir kuruluş var. Çok önemli. Şu anki meclis gibi düşünebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi. Kusay kabilesi, bu Kusay Darun Nedve vesilesiyle Darun Nedve'yi kurarak Mekke'de siyasi birliğin sağlanmasına önemli katkıda bulunuyor. Darun Nedve Mekke'nin önde gelen ailelerinin şehirde meydana gelen siyasi, sosyal, ticari ilişkilerle ilgili kararlar alınıyor. Mekke'de geçim kaynağı sevgili arkadaşlar tarım ve hayvancılıktı. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık burada pek itibar görmüyor. Çünkü Mekke'nin neyi? Havası, iklimi, toprak yapısı tarım ve hayvancılığa elverişli değil. O yüzden Mekkeliler en önemli gelirlerini ticaretten elde ediyorlar. Özellikle Mekke'ye kurulan panayırlar, Kabe için gelen misafirlerin din için orayı ziyaret etmeleri, putları ziyaret etmeleri, Mekkelilerin işte ayrıcalıklı bir konuma gelmeleri ve ticari faaliyet sayesinde de gelir elde etmelerini sağlıyor. Ebrehe, daha önce de duymuşsunuzdur. Yemen valisi Ebrehe diye birisi var. Hristiyanlığı Arap Yarımadası'nda yaymak, efendim, insanların ilgisini Kabe'nin yerine kendisinin yaptırmış olduğu Sana'daki Kulleis adlı görkemli, muhteşem kiliseye çekmek istiyordu. Ancak bunu başaramayınca sevgili arkadaşlar Ebrehe ne yapıyor? O zamanın en güçlü ordusunu fillerle oluşturuyor. Kabe'yi yıkmak, Mekke'yi fethetmek için yola çıkıyor. Tabii ki Allah zalimlere kendi evini yıktırtmaz. Ebabil kuşlarıyla Ebrehe'nin ordusu yerle bir ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Yani Rabbinin fil sahiplerine yaptığını görmedin mi? Onları yenilmiş ekin parçaları haline dönüştürmedi mi diye Kur'an'da bu surede anlatılır. İşte bu olaya fil vakası deniyor ki peygamberimizin doğumundan kısa bir süre önce olay gerçekleşiyor. Mekke'nin ve Kureyş'in Arap Yarımadası'ndaki saygınlığını ve gücünü artıran bir olay olarak tarihe geçiyor. Ve Mekke ve Kabe işte Ebrehe'nin ordusunun zulmünden kurtulmuş oluyor. Şimdi kayıp olan Zemzem suyu var. Zemzem suyu Hazreti İbrahim ve İsmail'den sonra bir süre kayboluyor. Bu suyu yani Zemzem suyunun tekrar gün yüzüne çıkarılması için Mekke'de önemli bir faaliyet gerçekleşiyor ki bu olayın başrolünde de Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip vardır. Abdülmuttalip lakabı tanır ama Peygamber dedesinin diğer ismi de Şeybedir. Abdülmuttalip oğlu Haris ile birlikte uzun süre kaybolan Zemzem kuyusunu bulup rüyasında görüyor yerini. Dolayısıyla orayı eşiyor ve oradan tekrar Zemzem suyunu buluyor. Bu başarı halkın işte Şeybe olan duymuş olduğu sevgi ve saygıyı da arttırmıştır değerli arkadaşlar. Evet, bu konumuzun ikinci bölümü İslam öncesinde Mekke'nin toplumsal yapısı. İslam öncesi Arap toplumu çöl hayatının ortaya çıkardığı bir sosyal yapı olan kabilecilik yani kabile sistemi üzerine kuruluyor. Kabile müşterek atadan geldikleri için aralarında soy bağı bulunan insan topluluklarına verilen bir isim. Dolayısıyla aynı soydan gelenler neyi oluşturuyor? Bir kabile oluşturuyor. Dolayısıyla ataları müşterektir bunların. Kabilenin idaresini zeka, zenginlik ve şeref sahibi reisler yapıyor. Cahiliye dönemi Arap toplumunda 3 tane sosyal yapı vardı. Yani tek bir sosyal yapı değil, 3 gruba ayrılıyordu. Tabii çeşitli özelliklerinden dolayı. Bunlar bu sosyal yapıların ortaya çıkmasının nedenleri nesep anlayışı, mülkiyet dağılımındaki eşitsizliklerdi. Dolayısıyla insanlar arasında, kadın erkek arasında bir eşitlik söz konusu değildi. Onlardan birincisi sevgili arkadaşlar hürlerdir. Evet, hürler Kabe'nin asli üyeleri kabul edilen bir tabakadır ve soylu kimselerdir.
Uygulamada eşit haklara sahip olan bu tabaka, yani hürler, üyelerinin kabile içindeki hem ekonomik hem de dini durumlarına göre konumları değişebilmekteydi. Bunlar gösteriş ve rahat içerisinde yaşayan, giyim, kuşam ve yeme içmeden mesken ve mahalle seçimine kadar diğer tabakalardan farklıydılar. Yani üstündüler, seçkindiler. O yüzden bunlara hürler deniliyordu. Bir de mevali dediğimiz kesim var. Mevaliler, hürlerin altında yer alan bu tabakada hür sığınmacılar ile azat edilmiş köle ve cariyeler vardı. Kabile aristokratları köleler tarafından yerine getirilmeyecek, ihtisas gerektiren işleri yaptırmak için bu ara sınıfı bilinçli bir şekilde oluşturmuşlardı. Yani hürlerin bir alt kademesiydi bunlar. Ticari hareketlilik mevali sayesinin fazla olmasına bağlı olduğu için Mekkeliler şehre gelip yerleşenlere müsaade ediyorlardı. Dolayısıyla hürlerin altında yaşayan, hürlerin diyelim azat ettiği köleler, cariyeler varsa bunlara mevali ismi deniyordu ki Mekke'de ticaret için bunlar önemliydi. Hürler, mevaliler, son olarak da köleler vardı. Kimdir bu köleler? En alt sırada yer alan tabakadır. Diğer insanların sahip olduğu haklardan mahrumdu bunlar. Sayıları oldukça fazlaydı bunların. Tarlalardaki madenlerde, ticari işlerde, hayvancılıkta çalıştırılan ve hürlerin yapmak istemediği şeyleri yapan kişilere, vasıfsız işçilere köle deniyordu. Yağma, savaş, tefecilik ve tüccarların dış ülkelerle yaptığı alım-satım faaliyetleri köle sınıfının bunların devamına zemin oluşturuyordu. Çünkü bunlar devamlı bir işe yarıyordu onlar için. Dolayısıyla en altta yer alan kısma da köleler ismi veriliyordu. Cahiliye toplumunun ekonomik hayatı, tabiat şartları, kabilenin yaşayış tarzına göre elbette farklılık gösterebilmekteydi. Kabile mensupları da buna bağlı olarak günlük yaşamlarını devam ettirmek için ne yapıyorlar? Kendilerine uygun meslekler ediniyorlar. Çölde yaşayan bedevi kabilelerinde avcılık vardı, hayvancılık vardı. Şehirde yaşayan hadari, yani şehirlilere hadari, çölde yaşayanlara bedevi deniyordu. Bu hadariler, yani şehirde yaşayanlarda ise daha çok ticaret, tarım, madencilik ve üretim faaliyetleri vardı. İnanç olarak ne dedik? Putperestlik vardı. Müşrikler taptıkları put, ağaç, dikili taşlara dua ediyorlar, secde ediyorlar, adakta bulunup onlara kurban kesiyorlardı. İşte bundan maksatları neydi? Sağlık, afiyet, servet, savaşlarda zafer kazanmaktı ki onlar aslında Allah'a da inanıyorlardı ama Allah'a aracı koyarak putlara da tapıyorlardı. O yüzden bunların inançlarına şirk inancı denir. Bunlara da müşrik denir. Müşrik Araplar arasında putlara saygısız edenler de vardı. Öyle ki onlar arzu ve istekleri gerçekleşmediğinde putlara kızıp hakaret ederler. Hatta acıktıklarında da onları yerlermiş. Helvadan yaptıklarını. Ne dedik? Hazreti İbrahim tevhid dinini anlatmıştı. İşte bu dine inananlar da vardı. Onlara hanif deniyordu. Putlar adına kesilen kurban etinden bunlar yemezler. Kız çocuklarını toprağa gömülmesine karşı çıkarlardı. Dolayısıyla hanifler ibadetleri, müşterek bir ibadetleri olmamasına rağmen çok az sayıdaydılar. Dinlerini kendi lep çaplarında bireysel olarak yaşayan zahit kimselerdi. Yani müşrikler gibi putlara tapmıyorlardı. Arapların İslam öncesi dönemine genel olarak ne denir? Cahiliye dönemi denir. Bu dönemin hayat tarzı da cahiliye kültürü olarak isimlendirilir. Arap sosyal hayatında önemli bir yeri olan aynı soydan gelenlerin birlikte hareket etmesini sağlayan neydi? Bir kabile anlayışı vardı, değil mi? Kabile üyeleri arasında çeşitli şekillerde varlığını sürdüren bir kabiliyet anlayışı, kabilecilik anlayışı asabiyetle zirveye çıkmıştı. Bu durum mensup olunan kabileyle övünme ve kan davası gütme şeklinde kendini gösteriyordu ki işte bu kelime asabiyettir. Nedir asabiyet? Aynı soydan gelenlerin birlikte hareket etmesini sağlayan, dayanışma anlamına gelen, kabile üyeleri üzerinde çeşitli şekillerde varlığını ve tesisini gösteren bir terimdir. Bu durum mensup olunan kabileyle övünme, kan davası gütme şeklinde kendini gösteriyor. Asabiyet kabilenin kutsal değeri kabul edildiğinden dolayı kabile üyeleri soylarını yüceltmeyi, üstün olarak göstermeyi kendilerine en önemli görev olarak görmüşlerdir. Eyyamul Arap var. Bu ifadeyi öğrenelim. Eyyamul Arap dediğimiz zaman asabiyetin, işte kabilecilik anlayışının
en önemli göstergesi Eyyamul Arap'tır. Bu kabile savaşlarının yaşanmasına neden oluyordu. Arap sosyal hayatında intikam almayan kabile kınandığından dolayı kan davası gütmek her kabile mensubu için zorunlu bir görev sayılıyordu. Haram aylar. Yılın 12 mevsimi var. 12 tane ayı var pardon. Dolayısıyla bu 12 ayın sevgili arkadaşlar tamamında savaşmak asabiyet duygusuyla Arapların zararınaydı. Anlaşıyorlar diyorlar ki 8 ay birbirimizle savaşalım. Ancak 4 tane ay dedikleri Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında savaşmayalım. Eğer savaşırsak işte bu günah olur diye Hicar ismini veriyorlar. Bu 4 aya Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'e de haram aylar diyorlar. Diyelim kabilelerin canı sıkıldı. Bu aylarda da savaş istediler. Tamam mı? Mekke ve civarında yaşayan bazı kabileler arasında her türlü çatışma, kan dökmenin yasak olduğu aylarda da devam edermiş. Haram aylarda ve harem sınırları içerisinde cereyan eden bu savaşlar, yani harem demek kutsal belge, yani Mekke'nin etrafında. Cahiliye döneminde eğer bu savaşlar devam ederse bunlara da Hicar savaşları ismi verilmiştir. Ve Hılful Fudul. Cahiliye adetlerinin, cahiliye geleneklerinin sürdürüldüğü, dolayısıyla güçlülerin zayıfları ezdiği, zenginlerin fakirleri ezdiği, erkeklerin kadınları ezdiği, yerlilerin dışarıdan gelen misafirleri gasp ettiği bir ortamda bir grup o zamanki iyi insan Hılful Fudul diye Erdemliler Derneği'ni kuruyor. Dolayısıyla Mekke'nin nüfuzlu kabile reislerinden Abdullah bin Cüda'nın evinde bir araya gelen kabile temsilcileri başta Yemenliler olmak üzere haksızlığa uğrayan herkese yardımcı olacaklarına dair söz veriyorlar. Mekke'nin ileri gelenlerin hazır bulunduğu anlaşmaya da Peygamberimiz amcası Zübeyir ile birlikte katılıyor. Bu anlaşma Mekkeliler tarafından Hılful Fudul yani Erdemliler anlaşması olarak kabul ediliyor. Mekke'ye bir tane tüccar geliyor. Satıyor eşyalarını Umre için Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccarın yaşadıkları. İşte bu Hılful Fudul'un kurulmasının etki oluyor. Bu tüccar bir Mekkeli ile ticaret anlaşması yapıyor. Ancak alıcı mallarının parasını kasıtlı olarak vermiyor. Kureyşlerden yardım istiyor. Yemenlilerin bu çağrısı işte şehirlerdeki, o Mekke'deki bir grup iyi insanın gerçekleştirdiği bu Erdemliler Birliği vesilesiyle o adamın da ücreti ödeniyor ve daha sonra kim zulme uğrarsa bu derneğe başvuruyor. Evet, bu dersimizin değerli arkadaşlar üçüncü konusu da Peygamberimizin Mekke'de geçen çocukluk yılları. Evet, Mekke yukarıda anlattık fil vakasından yaklaşık 55 gün önce, 55 gün sonra yani Rebiülevvel ayının 12. gecesinde 20 Nisan 571 tarihinde alemlere rahmet son peygamber Hazreti Muhammed'in doğumuna şahitlik etmiştir. Peygamberimizin babası doğumundan yaklaşık bir ay kadar önce vefat ettiğinden dolayı peygamberimiz yetim olarak doğmuştur. Amine annesinin yanında da çok kısa bir süre kalmıştır. Arap toplumunda bir adet vardı. Yeni doğan çocukları süt anneye verme geleneği vardı. Neden? Çünkü peygamberimiz ve onun gibi çocuklar Mekke'nin sıcak ortamında yaşamaları çok zor olduğundan dolayı peygamberimiz gibi çocuklar süt annelere verilirdi. Peygamberimiz de süt annelerin üstleneceği bir çocuk almak üzere Mekke'ye gelen Halime Hatun'a emanet edilmiştir. 2 yaşına kadar Halime Hatun'un yurdu olan Sağdoğulları memleketinde yaşamıştır. Orada 3 tane süt kardeş edinmiştir. Abdullah, Üneyse ve Şeyma. Mekkeliler yeni doğan çocukların sağlıklı bir iklimde yetişmesi, Arapçayı çok güzel konuşabilmesi için işte bu vahalardan gelen yani yaylalıklardan gelen süt annelere verilmesi bir görev olarak kabul edilirdi. Peygamberimiz 2 senenin sonunda ailesinin yanına götürülmeyip süt annesinin yanında kalmaya devam etti. Neden? Çünkü Mekke ve çevresinde etkili olan bir hastalık vardı. Veba salgını vardı. Peygamberimizin ailesini bu durum endişelendirmiştir ve aile oğullarının 2 yıl daha Halime ile kalmasını istemiştir. Böylece Peygamberimiz 4 yaşına kadar süt annesinin yanında kalmıştır. Peygamberimizin annesi Ebva'da vefat etmiştir. Peygamberimiz bakıcısı dadısı Ümmeymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edilmiştir. Abdülmuttalib 6 yaşından 8 yaşına kadar yeğenini himaye etmiş, onu en güzel şekilde koruyup ona daima
ilgiyle, sevgiyle, şefkatle davranmıştır. Dedesi Abdülmuttalip peygamberimizi yani torununu yanından ayırmamaya çok özen gösteriyor. Peygamberimizin yakınındakileri de onu gözetip korumaları konusunda çok dikkatli olmalarında bulunuyordu. Dedesi Abdülmuttalip Kabe'nin yanında kendisine ayrılmış bölüme yalnızca peygamberimizin torununun oturmasına izin veriyordu. Vefat etmeden önce de en merhametli amcası olan peygamberimizin Ebu Talib'e emanet edilmesini istemiştir peygamber efendimizi dedesi Abdülmuttalip. Ebu Talip de babasının emanetine sahip çıkarak peygamberimizi daima koruyup gözetiyor. Eşi Fatıma binti Esed ile birlikte öz evlatları gibi çok önem veriyorlar. Anne baba şefkatinden mahrum kalmasını istemiyorlar. Kendileri bu durumu gösteriyorlar. Peygamberimizin amcasıyla çıktığı seyahatler vardır. İşte onlardan biri de Şam yolculuğudur ticaret için. Peygamberimizi de yanında götürmüştür Ebu Talip. Kervanlarıyla Busra denilen bir yerde konaklıyorlar. Orada Busra'daki bir rahip Ebu Talip'e Peygamberimiz hakkında sorular soruyor ve onun beklenen son peygamber olabileceğini, hatta olması gerektiğini, bu durumdan Yahudilerin şüphelenip peygamberimize zarar verebileceklerini tembih ediyor. Ebu Talip de Şam'a gitmekten vazgeçip bu sırada ticaretini yapıp Mekke'ye peygamberimizi alarak tekrar Mekke'ye dönüyor. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi buraya kadar olan kısmı bir özetleyelim. Hemen kısa kısa mesela Mekke ile ilgili bazı bilgileri verelim. Mekke'nin iklimi hava daima sıcak, iklim kuraktı. Bu sebeple nedir? Mekke'de tarım gelişmemiştir. Mekke'nin tarihi neydi? Mekke şehrinin kurulmasında Hz. İbrahim ailesini Mekke'ye getirmesi, Zemzem'in bulunması ve Kabe'nin inşa edilmesi önemlidir. Bunu unutmuyoruz. Peki Mekke'de dini yapı nasıldı? Hz. İbrahim zamanında tevhid dinine inanan Hanifler vardı. Ayrıca Mekke putperestliğin merkeziydi. Sosyal yapı 3 gruptan oluşuyordu. Hürler, mevaliler, köleler değil mi? Bunları da unutmayalım. Peki geçim kaynakları neydi? Mekke ticaret yollarının kesişim noktası olduğu için şehrin en önemli geçim kaynağı ticaretti. Mekkeliler Kabe ve çevresini putlarla doldurarak şehri dini bir merkez haline de getirmişlerdir. Haşim bin Abdümenaf ve kardeşleri zamanında yapılan İlaf isimli ticari anlaşmalar sayesinde şehir ekonomik olarak büyümüştür. Bunu da unutmayın. İlaf isimli ticari anlaşmalar var. Haşim bin Abdümenaf zamanında. Fil vakası neydi? Onu unutmayalım. Dini, ticari ve siyasi sebeplerle Kabe'yi yıkmak isteyen ve fillerle güçlendirilmiş ordusuyla Mekke üzerine yürüyen biri vardı. Ebrehe. İşte ordusunun Kabe'yi yıkmasını isterken Allah'ın yardımıyla bozguna uğratılıyor. Bu olay Mekke'de önemli bir olay olarak tarihe geçiyor. Başka ne vardı? Cahiliye kültürü. Yani Arapların İslam öncesi dönem için cahiliye çağı, bu dönemin hayat tarzına cahiliye kültürü deniyordu. Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlar yardım etmek amacıyla Peygamberimizin de katıldığı Zübeyir amcasıyla birlikte Hılful Fudul Erdemler Birliği kuruluyor. Başka cahiliye döneminde putperesti reddeden tevhid inancına sahip Hanifler vardı. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de Peygamberimizin hayatı dersimizin 4. bölümü, son bölümü Risaletten sonra Mekkelilerle ilişkiler konusunu hemen hızlı bir şekilde işleyelim. Peygamberimiz gençlik yıllarından itibaren dürüstlüğüyle, güvenilirliğiyle Mekkelilerin takdirini kazanmıştı biliyorsunuz ki Hılful Fudul olarak geçmiştir. Pardon, Muhammedül Emin olarak Peygamberimiz bu isimle anılmıştır. Peygamberimizin Risaletinden sonra yani peygamberliğinden sonra Mekkelilerin Hazreti Peygamber'e tavrı ise yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Önce Muhammedül Emin deyip bütün kıymetli değerli eşyalarını peygamberimize veren Mekkeliler peygamber olduğunu söyledikten sonra yani 40 yaşından sonra peygamberimize tavır yapmışlardır. İlk başlarda İslam davetine kayıtsızdılar müşrikler değil mi? Pek önemsemiyorlardı çünkü kadınlar, çocuklar, köleler Müslüman oluyordu. Ancak zamanla putperestliği eleştiren ayetlerin nazil olması, dinlerinin ayıplanıp atalarının akılsızlıkla suçlanması üzerine ne yapıyorlar? Peygamberimize artık tepki göstermeye başlıyorlar. Mekkeli müşriklerin peygamberimizin davetine karşı çıkmalarının önemli sebeplerinden birisi de atalarının dinine olan bağlılıklarıydı. Mekkeli müşrikler atalarının inanç ve geleneklerini mutlak doğru olarak görüyorlar. Eski inançlarını terk etmek istemiyorlardı. Çünkü burada hem maddi hem de manevi katkıları vardı, kazançları vardı.
İşte müşriklerin taşıdıkları siyasi ve ekonomik kaygılar peygamberimizin tebliğine karşı çıkışta en önemli bir rol oluyor. Zira müşrikler putperestlik ortadan kalkarsa diğer Arap kabileler arasındaki itibarlarını kaybedeceklerini, maddi olarak, parasal olarak, ekonomik açıdan da zarar göreceklerini tahmin ediyorlardı. Müslümanlar sayı ve güç bakımından müşriklerle mücadele edebilecek seviyeye olmadığı için müşriklerin gerçekleştirdiği bazı olaylar var. İşte psikolojik, ekonomik ve fiziki Müslümanlara saldırılar gerçekleştiriyorlar. Peygamberimiz Mekke'de baskı altında olan müminleri öncelikle Habeş toprağında, yani hiçbir kimsenin zulme uğramadığı bir kral olduğunu söylediği, doğruluk yurdu olarak belirttiği Habeşistan'a gitmeye teşvik ediyor. Allah bir kapı açıncaya kadar Habeşistan'a gidiniz diye peygamberin Müslümanlara ilk hicret izin veriyor. Peki Habeşistan'a niçin hicret edildi? Mekke'de Müslümanların artık can güvenliği kalmamıştı. Habeşistan'da Necaşi isimli adaletli bir kral vardı. Habeşistan'da Müslümanlar için geçim imkanları da bulunuyordu. O yüzden Peygamberimiz Müslümanları Mekke'den Habeşistan'a gidebileceklerini istedi. Habeşistan'a hicret ettikten sonra sonuçları ise Müslümanlar geçici bir süreliğine de olsa rahat bir ortama ulaşıyor. İslam Arap Yarımadası'na yayılmaya başlıyor. Müslümanlara farklı kültür ve dinlerden insanlarla iletişim kurma fırsatı da doğmuş oluyor. Yaşam koşullarındaki olumsuz tablonun yanında Mekke'de tebliğ faaliyetleri yürütülemez hale gelince de Müslümanlar 622 yılında ne yapıyorlar? Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Peygamberimizin peygamberlik vasfına hicretten sonra devlet başkanı sıfatı eklenmiş oluyor ki Medine İslam Devleti'nin ilk başkanı da Hazreti Muhammed oluyor. Müslümanların siyasi bir güç haline gelmesi üzerine Mekkelilerle ilişkiler askeri ve siyasi bir boyut kazanıyor. Ve artık Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında savaşlar başlıyor. İlk savaş Bedir Savaşı'dır. Sebepleri neydi Bedir Savaşı'nın? Mekke'den hicret eden Müslümanların mallarının, yani Mekke'de kalan evlerinin, mallarının müşrik Araplar tarafından gasp edilmesi. Müşriklere Müslümanlara karşı düşmanca tutumu, işte Müslümanların Mekke ticaret kervanlarını engellemeye çalışmaları gibi Suriye'den dönen bir kervandan elde edilen gelirin müşrik ordusuna destek için kullanılacağını öğrenen Peygamberimiz ne yapıyor? Yaklaşık 300 kişilik bir ordu hazırlıyor. Müslümanlar işte o gelen kervanı ellerinden kaçırıyorlar, ancak Mekke'den kervana destek için müşrikler geliyor. Başkanları Ebu Cehil'dir. 1000 kişilik bir ordu hazırlayıp Bedir'e yaklaşıyor. 624 tarihinde bu olay gerçekleşiyor ve Müslümanlar yaklaşık 3 katı olan, yani 1000 kişilik müşrik ordusunu yeniyor. Aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu pek çok Mekkeli müşrik kabile reisi öldürülüyor. Bedir'de ele geçirilen esirler belirlenen bir diyet karşılığında ya da fakir olanların bir kısmı bedelsiz ya da bir kısmı da okuma yazma biliyorsa 10 tane Medineli'ye okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakılıyor. Sonuçları nedir Bedir Savaşı'nın? Müşrikler ağır bir yenilgi alıyor. Müslümanların itibarı artıyor. Peygamberimiz İslam daveti için daha fazla imkan elde ediyor. İslam tarihine çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Düşmanların nispetle çok az olan Müslümanlar düzenli orduyla ilk savaşında müşrikleri yenmişlerdir. Siyasi ve askeri olarak da bir güç olarak artık kabul edilmiştir. İkinci savaş 625'te Uhud Savaşı. Müslümanlarla Mekke'li müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaştır bu. Sebepleri neydi? Mekke'li müşriklerin Bedir Savaşı'ndaki intikam almak istemeleri. Ticari faaliyetleri Müslümanlar tarafından engellenen Mekkelilerin bu duruma bir son vermek istemesi. Medine'deki münafıkların ve Yahudilerin müşriklere kışkırtması, gelin Müslümanları yenin demelerinden dolayı. Peygamber Efendimiz Uhud Dağı'nın arkasına alacak şekilde Ayneyn Tepesi var orada. Soluna bir karargah kuruyor. Arkadan gelebilecek tehlikeleri önlemek için de Ayneyn Tepesi'ne okçulardan oluşan bir birlik yerleştiriyor. Ve onlardan her ne olursa olsun savaşı kazansak da kaybetsek de orayı terk etmemelerini istiyor. İlk başta Müslümanlar savaşa yine iyi başlıyorlar. Düşman ordusunu perişan ediyorlar. Bu manzarayı gören okçuların bir kısmı düşmanın artık yenildiğini düşünerek savaş sonundan ganimet elde etmek arzusuyla Ayneyn Tepesi'nden ayrılıyorlar. Ayneyn Tepesi boş kalınca düşman ordusu tekrar oradan dönüyor ve Müslümanlara arkadan saldırıyor. Bu savaşta Peygamberimiz amcası Hazreti Hamza, ilk öğretmen Mustab bin Umeyr, Abdullah bin Cahş gibi birbirinden değerli 70 sahabe şehit oluyor.
Ve peygamberimiz ve arkadaşları bu savaşta yaralanıyorlar. Peygamberimiz de yüzünden yaralanmıştır. Uhud taraflardan hiçbirinin tam bir zafer elde edemediği, Müslümanlar için ibret verici gelişmelerin, Peygamber Efendimizin sözünden çıkmamanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Sonuçları ise Müslümanlar bir savaşta ilk kez bu sayıda şehit veriyor. Müşrikler Müslümanlara karşı cesaret kazanıyor. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in emirlerine tam olarak uymaları gerektiğini acı da olsa bir tecrübe sonunda öğreniyorlar. Üçüncü ve en önemli son savaş 627'de Hendek Savaşı'dır. Müşriklerin Medine'ye karşı son saldırı savaşıdır bu. Sebepleri ise Mekkeli müşriklerin Müslümanları tamamen artık yok etmek istemeleri, Mekkelilerin ittifak kurduğu kabileleri bir araya getirerek büyük bir düşman bloğu, çoğu paralı askerden oluşan büyük bir ordu oluşturmaları ve yine Medine'de yaşayan Yahudilerin Peygamberimizle yaptıkları anlaşmayı bozmaları, işte Mekkelilerle işbirliği yapmalarından dolayı bu savaş çıkıyor. Müslümanları ne yapıyorlar? Tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar müşrikler. 12 bin kişilik bir ordu hazırlıyorlar. Müşrik ordusunun yola çıktığını Peygamberimiz haber alınca ashabıyla istişare yapıyor. Ne yapalım diye onlara soruyor. Ve bunun sonucunda da değerli arkadaşlar Selman-ı Farisi adlı İranlı bir kölenin teklifiyle Hendek kazılarak Medine savunuluyor. Dolayısıyla bu savaşın ismi de Hendek Savaşı oluyor. Müşrikler Medine'ye kuşatıyorlar. Daha önce böyle bir şey hiç görmemişlerdi. Büyük bir savunma var. Ne kadar hücum etseler de Medine'ye giremiyorlar. Müşriklerin yoğun saldırıları sebebiyle Müslümanlar aslında çok zorlanıyorlar. Peygamberimiz Hendek Savaşı öncesi yaptığı istişarelerde işte Selman-ı Farisi'nin bu teklifini kabul ediyor. Araplar yeni bir savunma taktiği olan Hendek kazılması fikrinde karar kılıyor. Çok güçlü bir orduya geldikleri için aslında kısa sürede zafer kazanacaklarını düşünen müşrikler kuşatma uzadıkça zor duruma düşüyorlar. Ansızın Allah tarafından da bir fırtına çıkıyor. Karargahları, tüm orduları alt üst oluyor ve Mekke'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bir ayın sonunda, bir ay boyunca burayı kuşatıyorlar. Ve bu savaş sonucunda artık Mekkeli müşrikler bir daha Medine'ye Müslümanlara savaşamıyorlar. Sonucunda ise Müslümanların Araplar arasındaki pek bilinmeyen bir taktiği kullanıp hendek kazma surete şehri korunmuş onları Müslümanlara ne yapıyor? Savunma stratejilerinde yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. Savaş Müslümanların dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Savaşta ihanet eden bazı Yahudi kabileleri cezalandırılıyor. Müşriklerin hicretten sonra başlayan saldırılarda Hendek'le sona eriyor. Ve anlaşma, Hudeybiye Anlaşması. Hudeybiye Anlaşması maddelerine baktığımız zaman elde ettiğimiz bilgileri arkadaşlarımızla paylaşırsanız şunu göreceksiniz. Müşriklerin saldırıları bertaraf edildikten sonra Medine'nin iç güvenliği de sağlanınca Müslümanlar artık Kabe'yi ziyaret etmek maksadıyla Hazreti Peygamber'in önderliğinde Mekke'ye doğru gidiyorlar. Ancak müşrikler bu isteğe olumsuz yanıt veriyorlar. Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmesini istemiyorlar. Bir yandan çevre kabilelere haber gönderip ordu hazırlamaya başlarken bir yandan da Halid bin Velid komutanına bir birliği Müslümanları engellemek için görevlendiriyorlar. Müslümanların elçisi Hazreti Osman'dır. Şehirde Mekke'ye gidiyor ancak alıkonuluyor, geri gönderilmiyor. Ve yapılan savaş hazırlıklarının haber alınması üzerine Peygamberimiz Müslümanlardan müşriklerle savaşmaktan geri durmayacaklarına dair bir söz alıyor, biat alıyor. Bir ağacın altına gerçekleşen işte bu biata Rıdvan biatı denilmektedir. 628 yılında savaş olmuyor ama bir anlaşma yapılıyor. Mekkeli müşriklerle İslam devletini arasında bir anlaşma yapılıyor. Böylece müşrikler Medine İslam devletini resmen tanımış oluyorlar. Anlaşmanın bazı maddeleri Müslümanların aleyhine gibi görünse de ortaya çıkan barış ortamı tebliğ faaliyetlerinin hazırlanmasını ve Müslümanların sayısının hızlı bir şekilde artmasını sağlıyor. Ve 630 Mekke'nin fethi. Müşrikler 2 yıl sonra Hudeybiye Anlaşması'nın bazı maddelerini ihlal eden faaliyetleri bulunuyorlar. Bunun üzerine Efendimiz Mekke'yi fethetmek için hazırlıklara başlıyor. Hazırlık sürecini büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünden dolayı 630 yılı Ramazan ayında 10 bin kişilik ordusuyla Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Peygamberimiz komutanlarına saldırıya uğramadıkça kan dökmemelerini, savaşmamalarını istiyor. Küçük bir çatışma oluyor. Onun dışında Mekkeli müşrikler asla bir direnç göstermiyorlar. Sahabeleriyle birlikte Kabe'yi tavaf ettikten sonra Peygamberimiz Mekkeliler için genel bir af ilan ediyor. Daha sonra ve ca'el hakku ve zehakal batıl diyor. Yani hak geldi, batıl yıkılıp gitti.
ve böylece Kabe'yi putlardan temizliyor ve 622'de gözyaşlarıyla terk ettikleri Mekke Müslümanlar barışla, huzurla fethederek geri dönüyorlar. Ve Kabe artık İslam'ın merkezi, İslam devletinin tüm Müslümanların kıblesi haline dönmüş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, Peygamberimizin hayatı dersini sizlere özetlemeye çalıştık. Kanalımızda tüm derslerimizin içeriklerini bulup izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyor. Hepinize tüm derslerinizde başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.